S Merkezi 3D yayınlarının Türkiye geneli AYT matematik denemesinden güzel bir soru. İntegral değeri verilmiş. Bizden de şu integral değeri isteniyor. Fonksiyonla ilgili bir ek bilgi ne verilmiş? Fonksiyon eksi 3, 3 aralığında sürekli ve bir çift fonksiyondur diye. Ben önce şunu bir düzenleyeceğim, bir değişken değiştireceğim. 3x'e u dersem 3dx du olur. Dolayısıyla dx eşittir du bölü 3 olur. Yerine yazdığımda da eksi, tabi sınırlarımız da değişecek. Sınırları en son yazalım. Fu çarpı dx yerine du bölü 3 yazıyorum. Onu 1 bölü 3'ü dışa atayım. Du olarak yazalım. Şimdi sınırlarım x eşittir eksi 1 ve x eşittir 0. X yerine eksi 1 yazarsam u'nun değeri ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Yani nereden başlayacağım? Eksi 3'ten. X yerine 0 yazarsam u'nun değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Eksi 3'ten 0'a fu du neye eşit olacak? 12'ye eşit olacak. Dolayısıyla şuradaki integral değeri, yani eksi 3'ten 0'a fu çarpı du neye eşit olmuş olacak? 36'ya. Şimdi bunu biraz sonra kullanacağız. Şimdi bize sorulan integral değeri görüyorsunuz. Burada da yine değişken değiştireceğim. Yani x kare eksi 4'e u dersem 2x dx du olacaktır. Dolayısıyla x dx buradan du bölü 2 olacaktır. Yerleştiriyorum. Fu çarpı x dx yerine du bölü 2 yazıyorum. Yine sınırları değiştireceğim. X eşittir eksi 2 ve x eşittir kök 7 sınırlarımız. X eşittir eksi 2 ise yerine yazdığımda u'nun değeri ne olacaktır? 0. X yerine kök 7 yazdığımda da u'nun değeri kök 7'nin karesi 7, 7 eksi 4'ten 3 olacaktır. Dolayısıyla sınırlarım 3'ten 0'a şeklinde yazmış olacağım. Peki 1 bölü 2'yi de integralin dışına atalım. 1 bölü 2 integral 3'ten 0'a fu çarpı du olacaktır. Şimdi burada sınırları büyükten küçüğe verdiği için sınırların yerini değiştirirsek fonksiyonda neyin almış olacağız? Eksilisini, yani eksi 1 bölü 2 sıfırdan 3'e fu çarpı du şeklinde yazmış olacağım. Peki fonksiyon çift fonksiyondu. Eksi 3'ten 0'a fu du neyse 0'dan 3'e de fu du aynı değeri alacaktır. Neden? Y eksenine göre simetrik olduğundan. Şöyle mesela y eşittir x kare parabolünü düşünün. Nereye çizeyim? Şuraya. Y eksenine göre simetriktir. Mesela eksi 2'den 0'a aldığınızda bulduğunuz integral değeriyle, yani alanla 0'dan 2'ye aldığınızdaki integral değeri eşit olacaktır. Neden? Simetrik olduğu için. Dolayısıyla şunun değeri neydi? 36'ydı. O zaman cevabımız eksi 1 bölü 2 çarpı 36, yani eksi 18 olarak buluruz.